Çin lideri Xi Jinping 5 yıl sonra Avrupa turuna çıktı. İlk durağı Fransa'da Avrupa Birliği'nin Ukrayna savaşı ve adil küresel ticaret koşullarıyla ilgili kaygılarını dinledi. Xi Fransa'dan sonra Sırbistan ve Macaristan'a da gidecek. Çin lideri Xi Jinping yılın ilk yurt dışı ziyareti için Avrupa'yı tercih etti. 6 günlük turuna Fransa'dan başladı. Çin Xi Jinping'i havalimanında Fransa Başbakanı Gabriel Attal karşıladı. Çin liderinin konvoyunun ilerlediği güzergahta coşkulu kalabalık dikkat çekti. Protestocular da vardı. Sınır tanımayan gazeteciler ağızlarını siyah bantla kapatarak Çin'in medya üzerindeki sansürüne tepki gösterdi. Xi Jinping, Elize Sarayı'nın kapısında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından karşılandı. Masaya Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de oturdu. Macron, Çin'le iletişim kurmamız şart, dönüm noktasında izledi. Uluslararası durum çok açık bir şekilde Avrupa-Çin diyaloğunu her zamankinden daha fazla gerektiriyor. Şu anda tarihi bir dönüm noktasındayız. Ticareti ilgilendiren yapısal zorluklarla yüzleşmeye ve bunları aşmaya ihtiyacımız var. Çin liderinden Ukrayna savaşının sona ermesi için Rusya üzerindeki etkisini kullanması istendi. Ayrıca küresel ticarette adil rekabetin sağlanması gerektiği iletildi. Özellikle de Çin aşırı üretimden kaçınmalı mesajı verildi. Xi Jinping ise Çin ve Avrupa dünya barışı ve kalkınmasına sürekli yeni katkılar sunmalı diye konuştu. Güçlendirilmiş işbirliği vurgusu yaptı. Çin lideri Fransa'dan sonra Sırbistan ve Macaristan'a gidecek. 2019 yılından sonra çıktığı Avrupa turu ABD'nin Çin üzerinde baskısı artarken transatlantik ilişkilerini bozma çabası olarak yorumlandı. Alman Şipel gazetesi ise Xi Jinping Avrupa'yı bölmeye geldi manşetiyle çıktı. Çin liderinin seçtiği duraklar dikkat çekici bulunuyor. Fransa lideri Macron son dönemde ABD'nin kölesi olmaktan kurtulmalıyız diyerek Avrupa'nın savunma özelliğini sağlaması için baskı yapıyor. Sırbistan ve Macaristan ise Avrupa'da Çin'i en az eleştiren iki ülke konumunda.